Hazır Sayın Valim buraya gelmişken sadece tabletlerden bahsetmek olmaz. Ereğli'nin sorunlarından da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. O bakımdan sıkmadan başlıklarıyla kısa kısa Sayın Valim'in aklına sığınarak bazı şeyleri söylemek istiyorum. Tabii ki bu yapılmayan işler sadece Valim'in değil, ondan evvelki dönemlere bağlı olan işler olduğunda baştan ifade ediyor. Ereğli'nin kaymakamlık binası yok, kirada. Ereğli'nin emniyet müdürlüğü binası yok, kirada ve hiçbir hareket yok. Hiçbir hareket yok. Tersanelerde zor durumdayız. Bize tam bir destek verilmiyor. Dört gözle Sayın Bakanımızı bekledik ama 20 dakikalık yola maalesef yöneticiler buraya getirmediler. Ereğli turizmde gelişme temin edelim diyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde yarıya çıkıyoruz. Eski belediye binasının olduğu yerde bir bilim merkezi yapıyoruz. Altta da tarihi hamam var. Turizm için çok önemli. Ancak Karatepe'yi halkımızı Ereğli halkını çıkaramadıktan sonra Ereğli'de turizmi geliştiremezsiniz. Bunu geçmiş dönemlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Atıcı'nın şifahi emirleriyle ben gerçekleştirdim. Gelenleri, Ereğli'ye gelenleri ve Ereğli halkını Karatepe'ye çıkarttık. Gezdirdik hafta sonlarında, cumartesi pazar günleri. Ereğli'de hala Karatepe'ye çıkıp da Ereğli'ye bakamayan insanlar var. Yani biz turizmden bahsediyoruz ama göbeğimizin ortasına duran ve Ereğli'yi en güzel görüntüleyen Karadeniz'e Ereğli'nin incisi Karatepe'ye çıkma imkanımız yok. Bu imkanı vermiyorlar. Her gelen belediye başkanı bunun için uğraşıyor ama netice alamıyor. Bunu arz etmek istiyorum. Çok önemli bir konu olduğunu ifade etmek istiyorum. Göztepe'ye çıkmadıktan sonra Ereğli'ye gelsen ne olur? Turizm olur Ereğli'de. Kaç yıldan beri uğraşıyorum. Bir teleferik yaptırmıyorlar bana. Ya diyorum, bu yaşlı insanları, felçli insanları tepeye ben nasıl çıkarayım? Sağlam insan çıkarak yürüyerek çıkamıyor buraya. Yukarıda bir mezar da var, çok önemli. Nasrullah Efendi'nin mezarı var. Buraya insanların çıkması lazım. Ereğli'de turizm falan diyorsanız ilk defa Göztepe'yi, Karatepe'yi ayarlamak lazım. Piyadepaşa Konağı'nın protokolünü belediye başkanı olduğum gün eski valideyle birlikte imzaladık. O günkü komutanla birlikte. Ama hiçbir hareket yok. O zaman turizme doğru giden yollar kesik demektir. Bunlara merkezde mesela ben bunların projelerini hazırladım. Karabük. Karabük'e müracaat ettik. Koruma kuruluna müracaat ettik. Sit alanı olduğu için bizi almak gerekiyor. Her şeyimiz hazır. Arkamızdan nitekleyecek birisini bulamıyoruz. Bunları elde yapmak için. Sürekli olarak söylüyorum. Ereğli'nin en önemli konusu çevre yoludur. Yani Zonguldak yolundan başlayan ve Allah'tan Pilos'a çıkan çevre yoludur. Çünkü Kepez yolunda kazalar oluyor. Ölümlü kazalar oluyor. Esnaf sıkışmış vaziyette belediyeye geçmesi lazım bu yolun. Ama çevre yolumuz için projesi bitmesine rağmen bütün imkanlara zor olmasına rağmen ödenek vermiyorlar. Eğer Ulaştırma Bakanı buraya gelseydi bunları anlatacaktı kendisine ama Kozlu'dan buraya kadar maalesef getirmediler. Evet, Ereğli'de bunun yanı sıra şu anda revizyona sokuyoruz. Marina projemiz var. Marina projesinin de turizmin olması için mutlaka Ereğli'de olması gerekir diyorum. Şimdi burada iki konuya daha değineceğim. Ondan sonra sözü bırakacağım, fazla sıkmak istemiyorum. Konuların arasına sokarım ama ben Ereğli Belediye Başkanıyım, Ereğli'nin sorunlarını her toplantıda anlatmak zorundayım. Benim yapı kayıt meselem var. Bütün vatandaşlar imar hakkından yararlanıp yapı kayıt belgelerini verdiler. Ama demişelik vermiyor. 600 tane yapı kayıt aldı. Dünyanın parasını ödedi devlete. İl Çevre Müdürlüğü'ne verdi. İl Çevre Müdürlüğü kanundan bize vermesi lazım, vermiyor. Sayın Valimize götürdük, vermiyorlar. İl Çevre Müdürlüğü en son bir yazı yazdı. Bakanlığa soracağım, öyle vereceğim dedi. Ya bu sır mı? Senin bürondaki film mühendislerinin bilgisayarlarında var.
Ben de bunları alacağım ki Ereğli'nin planlamasını yapıyorum. Planlamada Erdemir nerelere müracaat etmiş? Kaç metre yer var? İncelemeden bunu bana gönderin diyorum. Ama tabii ki Erdemir'in sözü, ben kamu kuruluşu olmama rağmen, devlet olmama rağmen benden daha fazla geçiyor. Baskı yapıyorlar ilçeye, göndermiyorlar. Sayın Valim, bu son konudan haberiniz yok. 1,5 ay oldu. Yazı yazdılar, yazdım. Bakanlığa soracağız, size bilgi vereceğiz dediler. Ama 1,5 aydan beri yazı gelmiyor. Ben devlet dairesinde herhangi bir daire bana yazı yazdığında 15 günde cevap vermezsem hakkımda soruşturma açıyorlar beni. Ama ben sahipsiz hissediyorum kendimi. Devlet bana sahip çıkmıyor. Erdemir zaten gücüyle Türkiye'nin her tarafında sözünü geçiriyor. Bürokraside, adliyede de, hakimde yaşıyor. Ben Ereğli halkının hakkını savunuyorum. Hani Kospey'in bir derdi yok, belli bir yaşa gelmiş zaten. Ama Ereğli halkının hakkını bırakmayacağım. Bakın sosyal patlamalar başladı. Bugün kamyoncular ayağa kalktılar. Omsan'dan şikayet ediyorlar. Bunlar daha da devam edecek. Bu anlayışsızlık, Ereğli halkına karşı anlayışsızlık oldukça. Ereğli'ye yardım sadece 1500 tane tablet vermekte olmaz. Bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Haykırarak söyleyeceğim bundan sonra. Bakın Sayın Valim, size bir şey göstereyim. Bu yol Zonguldak yolundan başlayan ve Alapya'ya giden çevre yolu, az önce bahsettiğim, mutlaka yapılması gereken diye. Şimdi Erdemir'in sahasında Curuf Dağları oluştu. Uludağ gibi, Kartepe gibi dağlar oluştu. Aslında bunların olmaması lazım. Zehirli, Ereğli halkı zehirlemiyor, yazıktır bu halka. Sesi de çıkmıyor. Şimdi bunlara eritmesi lazım Erdemir. El altından bir takım müteahhitleri destekliyor. Curufları eğitmek için ilkin Alapo tarafında, Osmanlar köyünde bir yer buldular. Oraya çet raporu verdiler. Ereğli tarafında da bir çet raporu vermeye kalktılar. Ereğli'de eylem yaptık, engelledik. Daha ben biliyorsunuz köz ağzında termik santral yapacaktı. Büyük eylemler yaptık, vazgeçirdik. Kireçik'te termik santral yapacaktı. Ereğli'lerle büyük eylemler yaptık, vazgeçirdik. Biz vazgeçirdik, Diyarbakır'dan bir firma. Yine geldi, yine buraya konuşlandı. Ve maalesef çet raporu yapamaz diye burada evraklar elimde, Sayın Mahallim de üzülerek söylüyorum, altında imzası var. Ya Allah rızası için ben inşaat mühendisi, bu çevre yolu daha yeni yapıldı. Çevre yolunun üzerine Curuf tesisi yapmak için çet raporu vermişsiniz ve çet raporu yapmaya gerek yok diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Mahallim'in imzası var, çok üzülüyorum. Böyle bir mühendislik cinayeti olmaz ki. Bu çevre yolu yapılsın diye her gün kürsüne çıkıp bağırıyorum. Çevre yolu yapılacak diye beklerken onun üzerine Curuf ayıklama tesisini yapmak üzere çet raporuna gerek yoktur diye bunu bağırıyla gözüküyor. Saygılarımı sunuyorum. Ereğli olarak bir avantajımız var. Benim Zonguldak'a tayinim çıktığında herkes şunu dedi. Ereğli ilçesi var orada. Harika. Gidilecek yer. Yani Zonguldak harika demediler. Onu söyleyeyim. Yani Ereğli. Hep Ereğli dediler. Ereğli'nin böyle bir avantajı var. Bu avantajı hep beraber kullanabiliriz. Ereğli'nin problemleri başkanım bizim problemimizdir. Biz Ereğli ayrı, bilmem Zonguldak ayrı, Devrek ayrı, Çaycım ayrı böyle bir şey içerisinde olmayız. Her ilçemizin problemi benim problemimdir. Her ilçemizin sevinci de benim sevincimdir. Ben öyle görürüm. Dediğiniz çevre yoluyla ilgili 3 gün önce Sayın Bakan'a da briefingde dosyamızı da verdik. Kendimiz de söyledik.